Her fırsatta topluma karşılıksız hizmet parolasıyla yola çıktıklarını belirten Marmaris Lions Kulübü, 6-11 Mayıs tarihleri arasında düzenledikleri kan bağış haftası kapsamında tüm Marmaris yaşayanlarına kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Kulüp Başkanı Kayhan Budak, etkinlik hakkında bilgi vererek kan bağışının önemine dikkat çekti. Bildiğiniz gibi kan sadece insanların alınabilen bir ürün. Bundan dolayı ne kadar çok kan alabilirsek o kadar çok insanımıza yararımız olacak. Ülkemizin 2 milyon kan ihtiyacı varken bunun büyük bir çoğunluğu hastanın yakınlarından sağlanabilmekti. Onun haricinde çok fazla miktarda bağış yok. Biz bunu artırmanın yöntemlerini arıyoruz. Bunlardan bir tanesi işte bağış kampanyalarıyla yapıyoruz. Budak bu aktiviteyi ilerleyen zamanlarda haftalık olarak yaparak Lions aktivitesi haline dönüştürmek istediklerini ifade etti. Bu kampanyamızı Birgül Gökmen Kızılay Kan Merkezi'nde yapmayı düşündük. Bunun sebebi şu, gördüğünüz gibi her türlü teçhizat var. Birçok emek harcanmış, belirli miktar maddi yatırım yapılmış ve Marmaris'in çok büyük bir şans olan bir merkez. Bu merkezin değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi bu sıcakta çadırda ya da başka bir yerde beklemek yerine burada klimalı bir ortamda daha rahat ve daha nezih bir şekilde bize yakışan bir şekilde burada bekleyip kanımızı ona göre verebilirsek çok daha mutlu olmuş olacağız. Kan vermek isteyen normal olarak 65 yaşına ulaşmamış, o sağlıklı, herkes kan verebiliyor. Marmaris Kızılay Şubesi Birgül Gökmen Kan Merkezi Müdürü Doktor Fethi Halepliler, sivil toplum örgütlerinin vatandaşları kan bağışına yöneltmek amacıyla düzenlediği etkinliklerin Kızılay'a büyük bir fayda sağladığını ifade etti. Bu yıl hedefleri 50 ünite civarında, 100'ün üzerine çıkmayı da temel hedeflerinden birisi olarak belirlemişler. Özellikle Lyons yönetimine bu konuda kan bağış konusundaki duyarlılıktan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Bu duyarlılığın özellikle Marmaris'teki diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olmasını temenni ediyoruz. Birgül Gökmen, Kan Bağış Merkezi yetkilisi Selim Oruç, bir kişiden alınan bir ünite kanla 3 kişinin hayatının kurtarılabileceğini söyleyerek, bağış olarak alınan kanların nasıl muhafaza edildiğini anlattı. Burada da görmüş olduğunuz gibi zaten dolaplarımızda bulunan kan ürünleri gibi aldığımız bir üniteyi değişik ürünlere getirip işte eritrosit süspansiyonu, trombosit aferez dediğimiz trombosit süspansiyonu aynı zamanda TDP taze donmuş plazma olarak kullanabiliyoruz. Aldığımız bir ünite kanı 3 kişiye naklederek 3 kişinin hayatını kurtarabiliyoruz. Zaten gördüğünüz gibi muhafaza dolaplarımız her daim dolu olmakta. Burada işte sıfır RH pozitif alınan kandan eritrosit süspansiyonunu gösteriyoruz burada. Eritrosit süspansiyonunun kullanım süresi 42 gündür. 42 gün içinde tüketilmesi gerekir ki zaten en fazla 2 hafta dururlar bizde. 2 hafta içinde biterler. Burada ise TDP dolabımız var. Taze donmuş plazma dediğimiz dolap. Burada taze donmuş plazma dolabımızda fazla açık tutamayacağım yalnız. Grup grup ayırıyoruz. Bunlar eksi 50 derecede 3 sene dayanabiliyorlar. Oruç tüm vatandaşları kan bağışında bulunmak üzere Kızılay'a davet etti. Alınan kanlar merkezi sistem olarak burada toplanıyor. Daha sonra İzmir'e gidiyor. İzmir'de 3 ürün haline getirildikten sonra 3 ürün ayrı ayrı kişilere naklediliyor. Bunun içinde yapılacak en güzel şey bir an önce kan verebilecek insanlarız. 18-65 yaş arası insanların kan vermesidir.